Ben Erdin Çomaç, Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Bugün e, sevgili bir dostum, bir kardeşim, fotoğraf meraklısı, fotoğraf sevdalısı hatta bir kardeşimle beraber bu içeriği e, sunmak istedim sizlere. Kendisi kendini bir tanıtsın. Evet, e, merhabalar. Öncelikle Üstad'ım e, teşekkür ederim Selam. beni kanalına davet ettiğin için. İsmim Taner, e, aşağı yukarı bir. 4-5 seneden beri fotoğrafçılıkla biraz daha derinden uğraşıyorum. Yani, evet, fotoğraf çekmek kolay. Fotoğraf çekmek güzel. <laughs> Şimdi e, sevgili Taner, çok yakın zamana kadar DSLR yani aynalı bir kamerası vardı. Çok da güzel bir kamerası vardı. Canon Canon 6D Mark II. Mark II'si vardı benim birazcık da herhalde baskımla aynasız bir makineye geçti ama ha. Canon'dan vazgeçmedi ve Canon R6, R6 Mark 2'ye geçti. Çok da güzel bir kamera satın aldı. Bir anda farkı gördü tabii kendisi değil mi? Ee, i̇kisinin arasında. Kesinlikle tabii ki ikisinin arasında çok ciddi bir fark var. Ama şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki 6D aynalı bir makine. Full frame bir sensöre sahip. Ama R6 e, aynasız full frame e, arasında çok ciddi bir fark var tabii ki. Peki sana bir soru. Bugünkü tabii konumuz zaten bizim e, şu full frame ile crop sensör arasındaki farklar. Seni full frame'e iten neydi? Niçin crop sensör düşünmedin? Şimdi yani her iki sensörün de kendisine göre bir, bir takım avantajları ve dezavantajları. Çok doğru soru. E, bir de çok enteresan şehir efsaneleri var bu e, sensörlerle ilgili. Bugün onlardan da bahsedeceğiz. Evet. E, şimdi şöyle ki ben e, fotoğraf üzerinde uğraşmasını seven bir insanım hı hı. E, ve aslında şunu fark ettim hani full frame bir makinede e, yani odağın dışında kalan e, bütün olaylarda yani çok enteresan o anda dikkatimizi çekmeyen fakat daha sonra Baktığımızda e, dikkatimizi çeken bir takım enteresan görüntüler çıkabiliyor çünkü kareyi çok büyük olarak aldığı için e, bir avantaj çekim için. Önce şu şehir efsanelerini yavaş yavaş bir 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 bertaraf edelim. Birincisi full frame makina'nın daha doğrusu sensörün daha kaliteli fotoğraf ürettiği yalanından bir vazgeçelim. Sevgili dostlar, kaliteli fotoğraf ya da keskin fotoğraf. Sensörle alakalı değildir. Kesinlikle. Sadece cam kalitenizle alakalıdır. Dolayısıyla lensinizle alakalıdır. Kesinlikle. Hani hiç kimse bana demesin ki e, ben full frame'de çok daha keskin ve çok daha kaliteli fotoğraflar çekiyorum. Yok öyle bir şey. Yok. Kesinlikle ben de buna katılmıyorum. Ee, sadece arasındaki fark şu. Yani e, şimdi ben aslında iki sensörü de seviyorum. Yani e, crop sensörü de seviyorum. Full frame'i de seviyorum. Ama dediğim gibi avantajları, dezavantajları var. Şimdi full frame çünkü arasında yüzde altmış üç civarında bir ekran. O Canon'larda yok. Bir buçukla bir altmış. altmış işte ama yüzdeye vurduğun zaman aşağı yukarı yüzde altmış. Yani bir tek Canon'un kanon, kanonlar içindekilerin hepsinde bir, bir elilik bir fark var. Ha, bir ellilik. Kanonda bir bir fark, yani... bir fark var. Yani... Dolayısıyla şimdi ne bileyim ben ürün fotoğrafı da çekiyorum. Ben manzara fotoğrafı da çekiyorum. Hı hı. Ben portre fotoğrafı da çekiyorum. Ee, dolayısıyla hani ürün fotoğraflarına küçük ürünler çektiğim zaman e, kroplu makine aslında daha çok işime geliyor. Tabii Çünkü, e, Çünkü de, daha daha yüksek bir net derin alanlığı veriyor sana. Evet. Doğru? Hem onu veriyor hem e, daha sonrasında e, fotoğrafı kroplamam gerektiği vakitte çok fazla uğraştırmıyor. Çok doğru. Çok doğru. Şimdi sevgili dostlar Full Frame'in ve Crop Sensör'ün kendine göre gerçekten bir takım avantajları var. Öncelikle ne, ne olduğunu anlayalım. Crop Sensör Full Frame aslında ölçü farkı olan sensörler. Birisi diğerinden %50. Canon'da %60 daha küçük olan sensörler. Şimdi kimine göre bu sensör büyüklüğü... Bir de şöyle bir şey daha var, bir şeyle sahnesi daha var. İşte ISO performansı Full Frame'in daha yüksek olur. Yok. Ee, Eve hem eve hem hayır. Şimdi hem eve hem hayır. Onun da nedenini anlatayım ben size. Şimdi sevgili dostlar şöyle düşünün. Ee, 15 santimetre karelik bir kare düşünün. Bir de 10 santimetre karelik bir kare düşünün. Evet. Şimdi o kareye sizin ne kadar piksel yerleştirdiğinizle de bağlantılı. Kesinlikle. Eğer ki şimdi hem çözünürlük hem iso performansı diyorsanız böyle bir şey yok. Yok. Çünkü çözünürlüğü yükseltmek için içindeki piksel adedini artıracak ve piksel ölçülerini küçültmek zorunda kalacaksınız. Evet. Neticesinde çok basit bir fizikten bahsediyoruz. Piksel Fizik ölçüsü ya. küçüldükçe de ışığa olan hassasiyeti azalacaktır. Şimdi full frame'de tabii ki avantaj var. Eğer ki 26 ya da 30 megapikselin üzerine çıkmıyorsanız, eşit derecedeki megapikseldeki bir crop sensörden hakikaten daha üstün bir ISO performansına sahip. Daha üstün evet. derken de ne kadar daha üstün tartışılır. Ama eğer ki e, aynı 15 santimetre kareye siz 61 milyon megapiksel yani koymaya çalışırsanız, inanın o zaman sizin e, 26 megapiksellik crop sensörünüz piksel ölçüsü 61 milyondan daha büyük. Evet. Az bir şey daha büyük. Dolayısıyla e, şeyi e, ISO performansı aşağı yukarı eşitlemiş oluyorlar. Dolayısıyla ona çok şey yapmayın yani öyle bir aldanmaya girmeyin. Bugün en yüksek ISO performanslı Sony'lerde biliyorsun sinema serisindeki evet. kameralarda. O da neden? Çünkü sadece 12 megapikselini kullanıyor. Yani kocaman kocaman pikseller yerleştirilmiş ki en yüksek ışık algısına ve hassasiyetine sahip. Dolayısıyla da en yüksek ISO performansına sahip. fx 3'te de, zv 1imde de, FX6'da da aynı sensör var. Ve ikinci baz ISO'su 12.800 ISO. Dolayısıyla e, böyle bir tek onlarda var. Onun haricindeki ikinci baz ISO birçok makinede bu yeni çıkanların hepsinde aşağı yukarı 3.200 ikinci baz ISO. Hı. E, kusura bakmayın ama ben crop sensör Fuji film x simde de ben onu yakalıyorum. Dolayısıyla biri diğerinden daha iyidir diyemiyorum. Onun bir dengesi var sevgili dostlar. Bir konuda bokeh. Şimdi o, o konuda da çok büyük yanılgılar var. Eğer ki şöyle kıyaslarsanız bir hataya düşeriz. İşte full frame sensörde bir tane 1.4'lük bir lens. Crop sensörde de 1.4'lük bir lensi yan yana koyarsanız tabii ki full frame'de daha yüksek olacaktır. Çünkü alanı daha geniş olduğu için ışık algısı da daha yüksek olduğu için alan derinliğini daha kısıtlayacaktır. Dolayısıyla da bokehi biraz daha fazla açtıracaktır. Bir de şöyle unutulmamalı. Bu crop sensördeki f 1.4 değerini bir ile çarpacaksınız ki o da aşağı, aşağı yukarı 2.5'lara geliyor. Yani sizin full framedeki 1.4'ünüz reel olarak crop sensörde aşağı yukarı 2 küsürlük bir f değerine sahip oluyor. Dolayısıyla da de alan derinliği azal yani hı hı. E, çoğalıyor alan derinliği net alan derinliği çoğalıyor. Bokehiniz azalıyor. Ama bugün e, bokehi başka şeylerle yaratırsınız. Lensinizin bir kere bokeh nedir önce onu anlatalım ön alandaki nesne ile arka alandaki nesnenin ayrışımıdır. Ne kadar birbirinden ayırdığınızdır. Bunu e, hızlı lensle yapabildiğiniz gibi zoom lenslerde de yaparsınız. Şimdi sallıyorum ben 200 milimetrelik bir lensle yani 35 milimetrelik bir lensten çok daha yüksek <laughs> bir alan derinliği yakalarsın. Daha doğrusu en bokeh yakalarsınız. E bunu crop sensörde de yapabilirsiniz. Ben crop bugün sensörde. crop sensörde 200 mm ile çekeceğim bir kare, e, full frame'de 35 mm ile çekeceğim kareden daha yüksek bir bokeh'e sahip olacaktır. Dolayısıyla hani illa full frame sensörün daha iyi bir bokeh'i var demek çok da doğru bir kavram değil doğrusu. değil. değil, değil, mi? değil her ikisinde de aynı derecede güzel bokeh efektleri yaratılabilir. Yani, Aynen öyle. E, hani birisi daha iyidir, birisi daha kötüdür. Yok, onda daha fazladır, bunda daha azdır değil. O tamamen zaten e, çekilen e, lensle de alakalı, e, mesafeyle de, de alakalı. De alakalı. E, o, tamamen aslında fotoğrafçının tercihine kalmış olan Çok doğru, çok güzel söyledin Taner ya. Bir de şimdi full frame crop sensörün bir avantajı daha var. O da hız avantajı. Şimdi Redout diye bir kavram var lenslerde evet. biliyorsunuz okuma. Çünkü yukarıdan aşağı okur. Evet. Dolayısıyla e, daha küçük bir sensör okumu hızı daha yüksek olacaktır büyük bir, bir sensöre göre. Bugün e, Canon birçok e, kamerasında en yüksek saniyede 10 kare yakalayabiliyorsun çekim olarak. Evet. Doğru mu? Doğru. E, crop sensörlerde bu 20, 30, 40 kareyi çok rahat yakalayabiliyor. E, e, 40 kareyi yakalayan makineler bugün e, full frame'de. Ya işte Sony A1 gibi işte çıkacak inşallah R1 gibi stack sensörler de olur. Hı. Onlar da 6.500-7.000 dolarlara kadar tırmanıyor fiyatları. Ya da Sony'nin çıkarttığı yeni Global Shutter'da olur. Yani kısa saniyede 120 kare çık Ama normale baktığınız zaman ya biraz da olaya fiyat performans olarak bakmak lazım ki o bağlamda da o bağlamda da eşit kalitedeki lensler de crop sensörün lensleri aşağı yukarı yarı fiyatı. Badisi hmm. yarı fiyatı. Sen hmm. bugün e, Fuji filmin en en kaliteli badisini crop sensörde 2500 dolar alıyorsun. 2500 dolar maalesef bizim serilerde neredeyse hani başlangıç demeyeyim ama orta seviye bir kameranın fiyatı. Kesinlikle. Hani eşit derecedeki bir kameranın fiyatı bugün crop sensörlerde 4000 dolarlara çıkıyor. Neredeyse kimin çıkıyor. Sen bugün bir lens diyorsun. ele ayağı düzgün bir e, prime lensi sen bugün 1800-1900 dolardan aşağı al, alamıyorsun. Evet, olamaz. E Aslında. şeyde Aslında. E, buradaki en pahalı lensi 1100 dolar abi. Yani orada da çok ciddi bir fiyat farkı var. Ve inanın bana iki foto iki kamerayla yan yana fotoğrafları çekelim. Eğer fotoğrafçı nasıl çekmesi gerektiğini biliyorsa yan yana göster gösterilsin anlayamazsınız farkı. Ha, ne avantajı var tabii ki? Özellikle yüksek çözünürlük arzu ediyorsanız o zaman tabii ki full frame'in çok büyük bir avantajı var ama o da ee, belki 24 26 megapiksel de değil de yavaş yavaş 30 ve üstü megapiksellerde ortaya çıkıyor. Evet, evet. Dolayısıyla crop crop avantajı çok daha fazla oluyor. Kaliteyi yitirmeden onu yakalıyorsunuz. Evet. Ki biliyorsunuz Ziktaş 2'de bugün 40 megapiksellik bir crop sensör var ama evet biraz daha 26 megapiksele göre biraz daha iyi crop yapabiliyorsunuz ama bu sefer de onda da ISO performansından kayıptasınız. Yani dolayısıyla arkadaşlar hepsi bir arada yok. En iyi kamera diye bir şey yok. En iyi lens diye bir şey yok. Full frame ile crop sensörün arasındaki şey bu. Bakın bugün bundan bahsetmeyeceğiz ama MFT lensler de var. Yani micro four 4.4 dediğimiz lensler var Hı. ki full frame'lerin yarısı kadar çapta. Ölçüde. Hı. Ama bugün makrocuların niye en çok tercih ettiğim sensör olduğunu biliyor musun? Çünkü net alan derinliği en yüksek olan şey sensöre sahip. Dolayısıyla siz bir full frame ile bir makro fotoğraf çekmeye çalışın, canınız çıkarın nesneyi daracık nesneyi, o daracık nesneyi bile bütünlüğüyle net yakalayabilmek için. Oysa ki MFT yani micro four third e, sensörler çatır çatır şey çıkartıyor ya. Crop sensör makroda daha başarılı mesela full frame ile. Evet, kesinlikle onu e, anlıyorum ben son bir iki günden beri. Değil mi ki e, biliyorsun? E, şey, Küçük RF, nesiller sen e, ürünler çekmeye RF, çalışıyorsun. E, bu RF e, 100 mm makro e, lensinle tamam çok muhteşem bir lens e, harika bir performansı var vesaire ama full frame bir makinada çok yaklaştığın zaman e, nesneye e, bir net alan derinliğin çok azalıyor. Net alan derinliği çok azalıyor. Dolayısıyla e, bu sefer ne oluyor? İşte hani Bir e, nesneyi Hadi sabit nesneyi fokus takitle kurtarırsın. Işte. Böcek, börtü böcek hareketli bir şey çekiyorsan biter. İşte orada bir sıkıntı var. Orada da gerçi tam otomatik takip e, modu var kamerada vesaire falan ama Ama fark etmedi e, abi. Hani ne bileyim böyle işte 30 saniye içerisinde çekebileceğim bir fotoğrafı belki 3-5 dakika uğraşmak zorunda kalacaksın Tabii ki orayı yakalayabilirsin. Aynen. E, arıyı yakalamayacaksın da e, e, kelebeği yakalayacaksın. Atıyorum. Şimdi bir de Full frame e, e, profesyoneller tercih ediyor. Birçok sebepten tercih ediyor. İşte fotoğraf kalitesi daha yüksek olduğundan dolayı değil. Bugün inanın e, Vogue dergisinin en iyi fotoğrafçısı, ki bir Amerikalıdır Paris'te çekimler yapar. X-T4 makinalarla çekiyor. x 3 X-T4 makinayla çekiyor ve o bildiğiniz 18-55 e, kit lensle çekiyor bu adam bu profesyonel fotoğrafları. Dolayısıyla hmm. Yani daha iyi kamera, daha profesyonel çekim falan değil abi. Değil. Fotoğrafçı da işte. Foto, fotoğrafı, o ışığı doğru verebilmesi, doğru doğru kareyi yakalayabilmesi. Ayarları doğru yapabilmesi. Kendisinin vizyonunun da birazcık daha geniş olması. Ya tabii bir de e, o tarz böyle hani moda çekimlerinde var falan. O full frame makinaları daha hmm. çok işe yarıyor. Çünkü her yani belli bir mesafede bütün olarak almak istiyorsan crop sensörlü kullandığın zaman çok fazla uzaklaşman gerekiyor. Bu sefer çekeceğin şey ha, orada e, çok güzel bir yere yap. değin. A ee... Aynı şekilde de mesela bunun tam karşılığında eğer vahşi doğa çekimi yapacaksan bu sefer de e, %50'lik daha uzağa erişebilme şansın var. Bugün evet. 200 milimetrelik bir crop sensör aslında full frame'de 300 milimetre demek. kanonlarda 320 milimetre demek. Evet. Mesela elinde senin 400 milimetrelik bir e, crop yani. sensörde bir lensin varsa aslında full frame'de 600 milimetrelik erişim demek. Yani. E i̇şte yani. dediğim gibi bir takım avantajları var yani. yani. İşte tekrar da olayın en başına dönüyoruz. İkisinin de dezavantajları, avantajları var. E, tamamen fotoğrafçıyla alakalı. Veyahut da senin çekeceğin e, objeyle, nesneyle subjeyle alakalı olan şeyler bunlar aslında. Fotoğrafçının o noktada kendisinin karar vermesi gerekiyor. Çok doğru. Bence e, şimdi bu bu tarz durumlarda aslında her zaman bilmiyorum iki tane makina bulundurmak. Ben şu anda mesela eee şey Arselis'in e, R10 e, croplu makinesi var. O çok güzel bir makine Şu orada. anda onu e, da mı almayı düşünüyorsun. E, bilmiyorum kafam orada yani o Şimdi ben ona da geleceğim. Ben niye almam biliyor musun? Çünkü zaten sizin makinalarınızda crop modu var. Ya yani bizim makinalarda da sizinkilerde de crop modu var. E sen onu crop moda getirdiğin zaman zaten Ar onun şeyine görüntüsünü yakalıyorsun. Tabii ki. Tabii ki. Yani full frame'in orada bir avantaj var. Tabii crop sensörü full frame'e çeviremiyor ama full frame crop sensöre dönebiliyor. Tabii onun da dezavantajları var. Şimdi ben burada crop sensörü ne gibi? Ben bir senin kamera 33 megapiksellik miydi? 32 megapiksellik. Ee, 32. 32. 32 megapiksellik. Şimdi full frame'de 32 megapiksel dediğin zaman crop moda getirdiği zaman o pikseli de e, aşağı düşürüyor. Adedini de aşağı düşürüyor. Bir anda 15 megapikseli düşüyorsun ya da 10, 13 megapikseli düşüyorsun. Evet yani en bu şey onun yok. sonucunda e, ben, ben şu ana kadar hiç denemedim e, croplayarak çekmeyi de. Eee deneyeceğim. Bakalım ne ne çıkacak? Yani görüntü olarak ne çıkacak? bir öyle bir Eğer görecek. eğer ki onun üzerinde tekrar crop yapma ihtiyacı duymazsan aradaki farkı yine anlayamazsın hali. Tabii ki. Anlayamazsın. Yani Dolayısıyla sevgili dostlar bakın siz siz olun. Bir, bütçenize göre. iki hangi fotoğrafçı, fotoğrafçılık tarzına e, göre makineyi ne kadar yoğun kullanacaksınız, o makineden para kazanacak mısınız, kazanmayacak mısınız? Kesinlikle. Kamera seçiminde, daha doğrusu sensör seçiminde bunların hepsinin çok ciddi önemi var. Eğer ki doğa fotoğrafçılığı yapacaksanız ve erişme ihtiyacınız varsa, çok da para harcamak istemiyorsanız, crop sensör, kameralar, mükemmel kameralar. Evet. Hmm. Ama siz daha profesyonel iş yapıyorsanız, portre çekiyorsanız, ee, ne bileyim ben ım, ürün çekiyorsanız ve çok daha geniş çözünürlüklü, kroplu çalışma yapıyorsanız o zaman tabii ki full frame avantajları var. E yine aynı şekilde eğer ki çok karanlık ortamlarda sürekli ne bileyim ben konser çekiyorsunuzdur, bilmem ne çekiyorsunuzdur. O zaman inanın 26 megapikselin üzerine çıkmayın çünkü 26-30 megapiksel arası en yüksek iso performansını yani... Benim normal crop sensörde 6400 ISO'da yakaladığım başarıyı siz 25600 ISO'da yakalarsınız. makinalarda Yani kabul edilebilir fotoğraflar çekebilirsiniz. Oysa ki ben şu anda e, benim A7R5'imde kontrol ettim. 12800 benim son nokta. Onun üzerine çıkamıyorum Hı. ben o kamerada. Ondan sonra çok fazla grenleniyor. E, ben xh h 2 sde de e, kusura bakma ama 8-10 bin ISO'lara kadar çıkıyorum abi Hı. Çıkıyorum yani. <laughs> Yani artık bini söyle, 12800 arası çok büyük bir fark olmuyor. Dolayısıyla lütfen sevgili dostlar full frame en iyisidir, crop sensor, Tukaka kk e, ya da işte MFT demeyin. Lütfen doğru seçin. Bir takım e, şehir e, ne deniyor? Şehir efsanelerine de kulak asmayın. Her şey fiziktir. Her şey matematiktir. Her şey de ortak. Tabii ki ama e, burada e, şunu de ayrıt da ayrı artı tartışabiliriz. Yani şimdi bu, bu bu konulara girdiğimiz vakitte işte aynalı aynasızlar bu sefer başlıyor. Ee, baba yok. Şimdi, be. ben artık Onu, tar onu ben artık ben tartışmayacağım. tartışmayacağım. Yani, Neden tartışmayacağım? Için çünkü şimdi e, ayn aynalı, aynalı kamera sen mesela aynalı kamerayı elden çıkartana kadar akla karayı seçtin mi? E, yani sayılır çünkü e, tam arkadaşlar vardı yardımcı oldular vesaire ama böyle Ha hadi al gitsin ne olmayan. Yok oysa ki. Ancak oysaki, önce çok yeni başlayan çok böyle hani uygun fiyatlı bir makine isteyen. Ha orada da şunu tavsiye ederim. Sıfırın değil de belki ikinci şey el bir şey alır. Tabii ki. İkinci elde de çok para kaybetmez ise. Yani. Ama yok kafadan bir şey yok. Bugün yanlış anlama ya. bin dolara o kadar güzel kameralar var ki ha sensörde. Kesinlikle. Kesinlikle. Müthiş kameralar var ya. Hatta 1000 doların altında da çok güzel kameralar var ya. Kesinlikle. İkinci el bir XS10 e alın mesela bugün bin doların altındadır büyük ihtimalle. Harikulade kareler çekersiniz. Zaten benim kanaldan biliyorsunuz ne kadar severek kullandığım o kamerayı. Beni güzel netice, netice aldığımı. Bana söyleyecek başka bir şey kaldı mı? Herhalde bu konuyu güzelce irdeledik. Yani. Ya çok teşekkür ederim. Ben. ben çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonuna çekmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Ve daha çok insana bu içeriklerin ulaşmasını sağlayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar sana teşekkür ediyorum sevgili Taner. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdilik seviyeyle kalın, huzur ile kalın, saygı ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaş. Fotoğraf çekmek kolay. Bugün de bu kadar. <laughs>